Merhaba sevgili izleyiciler. Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın arkasından maç sonu değerlendirmeleriyle sizlerle birlikteyim. Maçlarla ilgili düşüncelerime geçmeden önce kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmında sizler de yorumlarınızı bırakıp beğeni tuşuna basarsanız da memnun olurum. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Bu videonun içerisinde daha önce ayrı videolar çektiğim için Ankara Gücü, Esenler, Erokspor, Ahmetspor'la Keçiören Gücü arasındaki ve Sakaryaspor, Kocaelispor arasında oynanan maçların değerlendirmesi olmayacak. Diğer maçlar üzerine yapacağım bir değerlendirme videosu bu. Haftayı biliyorsunuz 25 puanla Kocaelispor lider tamamladı ve diğer bir maçla, dünün diğer bir maçıyla başlayacağız. Manisa Futbol Kulübü, Erzurum Futbol Kulübü maçıyla başlayacağız. Lider Erzurumspor Manisa deplasmanında ligdeki kayıplarından birini yaşadı. Şöyle değerlendirelim. Aslında hani ilk olarak herhalde sağ zemininden konuşmamız gerekiyor. Sağ zemini gerçekten çok kötüydü Manisa'da. Birçok futbolcu da yani bu maçta ilk önce şunu değerlendirmemiz gerekiyor ki bu maçta ciddi bir sakatlık olmamasından dolayı öncelikle sevindirici taraf bu. Onun dışında maç içerisinde daha etkin olan taraf, daha akıllı oynayan taraf Manisa Futbol Kulübü'ydü. Erzurumspor sezon başından beri herhalde en kötü futbollarından birisini oynadı. Yani deplasman biraz, evet Erzurumspor kendi iç sahasında çok başarılı sonuçlar elde ediyor. Ama deplasmanda aynı istatistikler çok dikkatli olmuyor. Yani şöyle bir bakıyorum, sezon başından beri deplasmanlarda Bandırma mağlubiyeti var, Kocaeli mağlubiyeti var, Gençlerbirliği mağlubiyeti var, bir tek Erzurum, Iğdırım galibiyeti var, daha sonrasında Pendik'le bir beraberlik var ve Manisa mağlubiyeti var. Yani deplasmanlarda gerçekten Erzurumspor'un aynı başarı oranında olmadığını görüyoruz. Daha çok iç sahada oynadığı maçlarda başarılı olduğu gerçeği de var. Bu arada bir de şöyle bir durum söz konusu. Erzurum taraftarları beni çok eleştiriyorlar. Erzurumspor düşmanı olmakla eleştiriyorlar. Ben Erzurumspor düşmanı değilim arkadaşlar. Yani umarım hani şampiyon olur Erzurumspor, Süper Lig'e çıkar. Çünkü Erzurumspor'un zaten olması gereken yer Süper Lig. Yani bu tribünleri desteğiyle bu oynadığı futbolla bence zaten Süper Lig'i hak eden takımlardan birisi Erzurumspor Futbol Kulübü. Ama benim Erzurumspor'la ilgili eleştirdiğim bazı noktalar var. Bakın bunlardan birisi mesela Erzurumspor'da bazı futbolcuları ben oynadıkları oyun itibariyle sevmiyorum. Yani oynadıkları oyun da demeyeyim aslında. Yani oynadıkları oyunla da Erzurumspor çok fazla katkı veriyorlar ama ya saha içerisindeki yapmış olduğu antipatik davranışlardan dolayı Erzurumspor'da bazı oyuncuları sevmiyorum. Mesela bunlardan birisi Mustafa Yumlu, birisi Orhan Ovacıklı, birisi Eren Tozlu. Yani her maçta skoru Erzurumspor eline geçirdikten sonra özellikle bu saydığım futbolcular, tabi bunlar sadece Erzurumspor için geçerli değil. Yani birçok takımda böyle papaz futbolcular var. Yani dakika 60 olduktan sonra, 60'tan sonra hani yaşları da biraz yukarıda olduğu için yani fizik kondisyon da herhalde yeterli değil. 60'tan sonra kendilerini sürekli yere bırakıyorlar. İşte oyunu soğutma, oyunu hani durdurma. Yani oyun durduğu zaman da ben hani yani futbol izlemek isteyen bir futbol seyircisiyim. Neden oyunu durduruyorsun? Neden oyun akışını yavaşlatıyorsun? Sürekli bu oyuncularda mesela dün özellikle bu maçı izlerken şuna dikkat ettim. 60'tan sonra Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu kendini yere bırakacak mı? Demek ki 90 dakika oynadıklarında hani 60'tan sonra yere bırakılmıyormuş skor gerideyken. Yani bu futbolcuların sadece bu konuda biraz daha futbol adına daha dikkatli olmalarını temenni ediyorum ama hani futbolcu 7'sinde neyse 70'inde de odur. Mustafa Yumlu, Trabzonspor, Denizlispor, Akhisar yani hep bu takımlarda da böyleydi. Hala aynı noktada. O yüzden Mustafa Yumlu rakip takımlar için hiçbir zaman sevilmeyen bir figür olarak da futbol tarihinde yer alacaktır. Diğer bir maça geçelim. Manisa Futbol Kulübü'nü de bu arada maçla ilgili hemen şunu da değerlendirelim. Maç değerlendirmesi çok fazla yapmadık. Manisa Futbol Kulübü saha içerisinde özellikle Dani Ramirez'in Fofana'nın etkili oyunuyla maçı kazandı. Golleri kaydeden futbolcular da sezon başından beri aslında en çok eleştirilen futbolcular oldu. Muhammed Kibritçi ve Okyeren'in atmış olduğu gollerle maçı 2-0 kazandılar. Ama özellikle Dani Ramirez'i orta sahada hiçbir şekilde durduramadı Erzurumspor Futbol Kulübü. Dani Ramirez de herhalde şu anda ligin en iyi 10 numara performanslarından birini sergiliyor. Takıma katıldığı günden beri ben zaten hani bu takıma sezon başı transferleri değerlendirirken Manisa Futbol Kulübü biliyorsunuz benim düşme adaylarımdan birisi. Bu takımın çok iyi bir 11'i var ama yedek kulübesinden takıma katkı yapabilecek bir tane dahi oyuncu olmadığını söylüyordum. Yani
bu hafta itibariyle yedek kulübesinden de katkı aldılar aslında. Yani baktığımız zaman Okyere de olsun, Okyere Venedik ve Muhammed Kibriçi aslında yedek kulübesinin oyuncularıydı ama bugün ilk 11'de sahada oynadılar ve gerçekten de etkili performanslarıyla öne çıktılar. Yine savunmada Ersan ve özellikle Bartu'ydu yanılmıyorsam, tam olarak ismini yanlış telaffuz ettim. Evet, Bartu. Ensar ve Bartu ikilisi de yani Avuku'nun kırmızı kart cezası nedeniyle takımda 2-3 hafta eksik kalmıştı. Bu dönemi de çok iyi geçirdi. İkisi iyi bir uyum yakaladı. Manisa Futbol Kulübü galibiyeti hak eden taraftı. Bu maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şanlıurfa Spor Gençler Birliği maçına geçelim. İlk yarısı 0-0'dan biten maçta. Hani ilk yarıdaki yani bu maç hani bu kadar tempolu giderken neden gol olmuyor diye beklerken ikinci yarıda geldi goller. Maç 3-1 oldu. İkinci yarıda 4 gol birden oldu. 3 tane Erzurum attı. Bir tane de Gençler Birliği attı ama bu herhalde Recep Karatepe'nin de bence son maçı olması gerekiyor. Sezon başından beri Recep Karatepe'yi eleştirmekten artık Gençler Birliği'nde dilimizde tüy bitti. Yani yanlış oyuncu tercihleri, yanlış kadro tercihi. Geçen sene Sinan Kaloğlu'nun yani bu kadroyu bu kadar değerli hale getirdikten sonra Recep Karatepe'nin bu kadroyu bu kadar değersizleştirmesi üstüne yani bu kadro daha da güçlenmişken bu kadar kötü bir kadro oluşturması yani kabul edilebilir bu tarafta değil. Yani Mikail Etebo ikilisini kullanmaktan bir türlü vazgeçmiyor hoca. İnatla hani bazı oyunculara ya bu maçta mesela çok değişik bir formasyon da çıktı. 3-5-2'ye döndü. Çağlar Fedai neden bu maçta ilk 11 başladı? Çağlar Fedai yani bu takımda hani yedek kulübesinden son dakikalarda oyuna sokulacak bir oyuncuyken hani son 2 haftadır böyle kullandı Çağlar'ı. Ama yani bu maçta ilk 11 başlamasını gerektirecek o sonradan oyuna girdi dakikalarda ne verdi de ilk 11'i hak etti. Orası tartışmaya açık bir durum. Yani ben Recep Hoca'nın kadro tercihlerini de beğenmiyorum. Oynattığı oyunu da beğenmiyorum. Recep Hoca ile Gençler Birliği'nin belirli bir noktaya gelebileceğine de inanmıyorum. Biliyorsunuz ben Gençler Birliği benim playoff adaylarımdan birisiydi ama sonrasında 2 hafta sonra yani bu sözü söyledikten 2 hafta sonra da söylemiştim. Yanılmıyorsam ligin 9. haftasında ya da 8. haftasında Recep Karatepe bu takımı yönettiği sürece Gençler Birliği benim playoff adaylarımın dışına çıkmıştır diye de belirtmiştim. Hala da sözümün arkasındayım. Zaten yani artık hani bazı fısıltılar da ortaya çıkmaya başladı. Erkan Sözer ile Gençler Birliği'nin flört halinde olduğuna dair haberler de çıkıyor ortaya. Bilmiyorum herhalde Erkan Hoca takımın başına geçer mi geçmez mi geçerse ne olur onları da eğer ilerleyen zamanda gerçekleşirse değerlendiririz. Ama bu maça gelecek olursak Şanlıurfa Spor tarafından da çok değerli bir 3 puandı. Kayode eski takımına karşı acımadı. Kayode de herhalde tek başına takımı sırtlamaya devam ediyor. Ama şunu da belirtmem gerekiyor. Özellikle 3-1'den sonra Şanlıurfa Spor takım savunmasında ciddi SOS'ler verdi. Bu da Sait Karafırtınalar'ın değerlendirmesi gereken noktalardan birisi. Bu arada Sait Hoca'yı da benim çok beğendiğim teknik direktörlerden birisidir. Son 5 yılda en iyi çıkış yapan teknik direktörlerden birisidir. Yani çıkış yapmak da şunu söylemek de var. Sait Hoca yılların hocasıdır ama hani kariyerine düşüşteydi. Ama son 3-4 yıldır olumlu anlamda bir ivmelenme var performansında. Bolu Spor'da yaptıklarından sonra Buca Spor ve Trabzon'da 1461'de Trabzon'da da bence kısmen başarılıydı. Şu anda da Şanlıurfa Spor'a geldi. Ya Sait Hoca bana göre bu liglerin 2. ligin ve 1. ligin tecrübeli ve pozitif futbol oynatan hocalarından birisi. Ben Şanlıurfa Spor'da da başarılı olacağı kanaatindeyim. Şanlıurfa Spor'un tek yapması gereken bir şey varsa o da Kayode'yi devre arasında artık ne yapıp takımda tutması lazım ama bence Kayode de bu performansıyla devre arasında takımdan ayrılma ihtimali de yüksek gibi görülüyor. Ben yine söylüyorum bu takıma Kayode, Ali Malle ve üçüncü bir hareketli oyuncu eklenirse bu takım tutulamaz. Hatta şampiyonluğa bile oynayabilir ligin ikinci yarısında. Diğer bir maça geçelim. Bandırma Spor, Bolu Spor maçına. Bandırma Spor, Bolu Spor maçında Bandırma Spor 2-0 kazandı. Maçla ilgili söyleyeceğim aslında ya Bandırma Spor şu anda hemen şöyle bir bakmak istiyorum. Ligde 24 puana yükseldi ve yani son haftaların en formda takımlarından birisi ve gelecek hafta da Kocaeli ile yani gelecek hafta değil mi? Milli maç arasından sonra Kocaeli Spor'la karşılaşacak. Bandırma Spor son Ahmet mağlubiyetinden sonra İstanbul beraberliği var ve ya Ahmet'e mağlup olduktan sonra hiçbir şey 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberliği var ve 17 puan. Bu çok ciddi bir puan tabii ki. Gelecek hafta Kocaeli Spor'la da lig liderliği maçına çıkacaklar. Bandırma Spor'daki bu olumlu ivmelenme tabii ki kayda değer bir nokta ama tabii ki son 2 haftadır kötü futbol oynadığını da dile getirmem gerekiyor. Bolu Spor maçında da özellikle skor 2-0 oluncaya kadar sahada daha pozitif futbol oynayan, daha etkili olan taraf Bolu Spor'du. Ama
Öncelikle ilk golü atan futbolcu İbrahim Kaya'nın, ilk yarının sonlarında İbrahim Kaya'nın biraz da şansıyla, şansının da yaver gitmesiyle atmış olduğu golle 1-0 öne geçti Bandırma Spor. İkinci yarıda da oyuna sonradan giren ve bence ilk 11'de oynaması gereken Hikmet Çiftçi'nin atmış olduğu golle de 2-0'a geldi. 2-0'dan sonra Bolu Spor havlu attı ve daha etkin olan taraf Bandırma Spor oldu ama 2-0'a kadar sahada Bolu Spor'un daha iyi futbol oynadığını da kabul etmemiz gerekiyor. Geçen hafta Adana'da da kötü oynadı. Bu hafta Bolu'ya karşı da kötü oynadı. Kötü oynarken kazanmak elbette ki önemli bir noktadır ama ilerisi için de çok umut vaat etmiyor Bandırma Spor oynadığı futbolla. Şunu da dile getirmem gerekiyor. Bandırma stat istiyor. Onu da hemen dile getireyim. Diğer bir maça geçelim. Çorum Futbol Kulübü Pendik Spor maçına. Şimdi bu maçı forumlarda, Facebook'taki yorumlarda falan çok takip ettim. Çorumlu taraftarlar hakeme rağmen 1-0 kazandık gibi yorumlar yapmışlar. Şimdi bu maçla ilgili biraz konuşacağım ben. İlk yarıda bir penaltı pozisyonu var. Yani verilebilir de verilmeyebilir de. Kol aslında hani şöyle bir beklenti var takımlarda. Yani kendi lehlerine olduğu zaman ceza alanı içerisinde eline geldiyse penaltıdır. Futbolcu ellerini ceza alanı içerisinde arkasına bağlamalıdır. Böyle bir kural yok arkadaşlar. Yani futbolcu her ceza alanı içerisinde topu ellerini arkasına bağlamak zorunda değil. Yani futbolcunun kolu şu şekildeydi. Doğal nizami ve şuraya geliyor top. Yani şöyle ayağa kalkarak göstereyim. Şuraya gelen bir pozisyon. Yani kol bence nizami durumda ama tabii ki topun yönünü etkilediği için verebilir, vermeyebilir. Bana göre pozisyon penaltı değil. Yani ben bu pozisyona penaltı vermem hakem olsam ama yani ben hakem değilim ama yani bu Türk futbolunda bunlara veriliyor. Bana göre Avrupa standartlarında bu pozisyon penaltı değil ama Türk futbolunda verildiği için de şimdi Çorum Futbol Kulübü taraftarlarına bu pozisyonda daha önce şurada verilmişti, burada verilmişti derse haklıdırlar. Ama hani bunun dışında sahada hakemin hakeme rağmen kazandık diyebilecek Çorum'un bir şeyi yok. Ayrıca şunu söyleyeyim. Bana göre bu maçta ben Çorumlu futbolcuları yani eleştirmek istiyorum. Yani ne yapıyorsunuz abi? Yani karşınızdaki takım, ya karşınızdaki futbolcular da sizin arkadaşlarınız. Hani bunlarla yarın öbür gün belki aynı takımda tekrar birlikte oynayacaksınız. Yani belki Çorum'daki futbolcuların bazıları Pendik'e gidip oynayacak. Pendik'tekilerin bazıları gidip Çorum'a oynayacak. Yani niçin rakibinize antipatik hareketler yapıyorsunuz? Sağ içerisinde hani yedek kulübesindeki Çorumluların yapmış oldukları, yani özellikle ben o 90. dakikadaki o yapılan hareketi hiçbir şey, yani Serkan Özbalta mıydı tam deneyi hatırlamıyorum. Serkan Özbalta'ydı, yardımcısıydı. Top dışarı gitti, topa vuruyor uzaklaşsın diye. Niye vuruyorsunuz abi? Yani karşınızdaki maçı kazanmak adına neden yani futbolun çirkeflik taraflarından şeyler, hareketler yapıyorsun? Atilla Turan, yani faul verildikten sonra neden topu vuruyorsun? Kırmızı kart, doğru karar. Yani sarı kartın var, faul verilmiş. Yani niye vuruyorsun topa? Yani son dakikalarda açıkçası Çorumlu futbolcuların yaptığı hiçbir şeyi tasvip etmiyorum. Maça gelecek olursak da maçı ilk yarıda, yani golü buluncaya kadar, Kadir'in attığı gole kadar Çorum çok etkiliydi ama ikinci yarıda özellikle maçı Pendik Spor tek kale oynadı. Pendik Spor bu kadar tek kale oynarken de, yani Pendik Spor'da bu kadar pas futbolu oynarken, yani ceza alanı içerisinde aksiyon üretememesi de Pendik Spor'un sorgulanması gereken taraf. Yani hoca Sedat Ağaçay risk aldı, çift forvete döndü. Ama çift forvet gibi oynamadı ki. Sandro Lima sol kanata geçti. Emeka Eze tek forvet gibi oynadı. Yani Emeka Eze de zaten ceza alanı içerisinde oynamadı. O da çizgilere kaçıp top almak için oralara da, hani verkaçlar yapmak için oralara gitti. Yani Pendik Spor ceza alanı içerisinde aksiyon çok fazla üretemedi. Ama ikinci yarıda bulduğu pozisyonlarda Hasan Hüseyin Akın'a geçemedi. Ve sağdan biraz da şansının yardımıyla sağdan galip ayrılan taraf Pendik Spor oldu. Ama ikinci yarıda oynanılan oyunda açıkçası rezalet bir oyundu. Yine söylüyorum, son dakikalarda Çorumlu futbolcuların yapmış olduğu etik dışı hareketlerinde hiçbirini tasvip etmiyorum. Hatta buna yedek kulübesindeki kişilerin de yapmış olduğu davranışları kabul etmiyorum, tasvip de etmiyorum. Diğer bir maça geçelim. Fatih Karagümrük Yeni Malatyaspor maçına. Fatih Karagümrük tabii ki zayıf rakibine karşı 6 gol attı. 6-1 bitti. Golleri de yani aslında daha da farklı bitebilirdi. Yani maç çok tek taraflı oldu. Yeni Malatyaspor
Ya şimdi Karagümrük adına çok konuşmayacağım. Zaten hani ya bu maçın Karagümrük adına konuşulacak pek bir tarafı yok. Sadece hani Moraes'i gol attırmak için çok uğraştılar. 6 gol atıldı. 6. golü de artık penaltıdan Moraes attı. Ama gol maç içerisinde Moraes gol atmak için çok çırpındı. Moraes ile Kayode arasında da bir gol krallığı yarışı var. O noktada da Moraes de bu cumartesi günü başta gol atmak için çok uğraştı. Yeni Malatyaspor adına için de Miraç'ın atmış olduğu jenerik bir gol var. Ya ben şöyle söylüyorum. Yeni Malatyaspor için zaten biliyorsunuz ben söyledim. Yeni Malatyaspor büyük ihtimal %99 düşecek. Adem Büyük de geldi teknik direktörü. Adem Büyük değil yani Ancelotti de gelse bu takım zaten düşecek ama yani Mehmet Güneş ve Mert Miraç Acar iki tane oyuncu. Bence bu oyuncular Yeni Malatyaspor'un geleceği adına önemli futbolcular. Yani çıkış yapan futbolcular diyeyim. Umarım bunlara daha 3. 4. futbolcu da katılır ve Yeni Malatyaspor Türk futboluna en azından düşse dahi futbolcu kazandırmak adına önemli işler yapar diye bu maçı da geçiyorum. İstanbulspor Adana Spor maçı 0-0 sona erdi. İstanbulspor an itibariyle 14 puanla yükseldi. Adana Spor ise 7 puana yükseldi. Yani Osman Zeki Hoca hemen şöyle bir bakıyorum İstanbulspor'da kaç haftadır kazanamıyor diye. İstanbulspor son galibiyetini Ümraniyespor'a karşı 3-0 aldıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 8 maçtır kazanamıyorlar. Yani 7 maçtır kazanamıyorlar yanılmıyorsam. 7 maçtır kazanamamak da yani özellikle Adana'dan galibiyet bekleniyordu ama Adana maçından da galip gelemediler. Üstelik yani maçın ikinci yarısında Adanaspor daha etkin tarafta, galibiyeti kaçıran tarafta Adanaspor oldu. Adanaspor tarafından ise yani bu 1 puan Yusuf Şimşek için ilk puanlar ama daha fazla puan toplaması lazım. Özellikle yani buradan oynanan ikinci yarıda ki futbolla galip gelememesi Adanaspor adına kayıp olarak değerlendirilmesi gerekiyor. İstanbulspor'da da bu arada devre arasında ciddi takviyeler yapılması lazım. Evet Emirkan Gültekin çok iyi ama Emirkan Gültekin'i daha iyi besleyecek bir kanat organizasyonu olması lazım. Sambistan'ın da o kaçırdığı gol de kabul edilebilir bir durum değil. Yani o 6 pas içerisinden o gol de kaçırması gerçekten kötü oldu. Diğer bir maça geçelim. Ümraniyespor Iğdır Futbol Kulübü maçına. Pozitif futbol oynayan takımın mücadelesinden galip ayrılan taraf deplasman takımı Iğdır Futbol Kulübü oldu. Iğdır da bu galibiyetle 5. sırada yine haftayı 5 ile başladı. 5 ile bitirdi. 21 puanda. Ümraniyespor ise 17 puanda kaldı. Ümraniyespor 12 puanda ama tabii ki yani 17 puanın olması onları hala playoff umudu içerisinde besliyor. Maçta da hani yani şöyle Iğdır Futbol Kulübü 1-0 kazandı ama Regatti'nin penaltını attığı golle kazandılar. Regatti'nin yine taşımaya devam ediyor Iğdır Futbol Kulübü'nü. Regatti'nin olduğu sürece zaten problem yok. Ümraniyespor tarafında ise bence hani bu maç dengeli oynandı. Pozitif futbol oynuyor Tuncay Şanlı. Özellikle Beni, Seku ve forvetteki Minçev ve arkadan da tabii ki önemli destek alıyorlar. Brego olsun, Serkan Göksu olsun. Yine orta sahada oynayan Jokanović olsun, Hoti olsun. Yani iyi futbolcuları var. İyi futbol oynuyor Ümraniyespor. Furkan Apaydın yine sol bekte iyi bir vuruş yapmıştı. Kaleci iyi çıkarttı. Yani Ümraniyespor pozitif futbol oynamaya devam ediyor. Ümraniyespor benim beğendiğim kulüplerden birisi. Ben yine bu maçta yenilmiş olsalar dahi oynattıkları futbol için de teşekkür ediyorum. Bakalım onlara da gelecek neler gösterecek. Onların da çok milli maç arasında sonra Pendik maçı var. İstanbul derbisi olacak ama bakalım nasıl sonuçlanacak onu da bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmında sizler de yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu günler diliyorum.